Herkese merhabalar, Madman kanalına hoş geldiniz. Ben Neşe Hoca'nın sevgili arkadaşlar. Yüzde kar zarar problemlerinde etkili matematikten seçtiğimiz soruları çözmeye başlayacağız. Hard mod desen var, dark mod desen var. Var oğlu var sevgili arkadaşlar. Bu konu gerçekten çözüş tarzında, hızlı çözme manasında problemlerde en büyük fark yaratılan konu diyebilirim. Yüzde kar zarar problemleri. O yüzden ben de size bolca soru tipi göstermek istiyorum. Bunları en hızlı şekilde çözüş yollarını göstermek istiyorum. Hazırsanız bomba gibi başlayalım. İlk sorumuzdan başlayalım. Diyor ki bir köyün nüfusu her yıl %20 azalmaktadır. 3 yıl sonra köyün nüfusu bugünkü nüfusunun yüzde kaç eksisi olur diyor. Sevgili arkadaşlar, ilk olarak o zaman köyün nüfusu, yani en başta birinci yılda %100. Şimdi %20 azalıyor. Birinci kere %20 azalıyor. 3 yıl boyunca %20 azalacak. Şu en başlayayım da buraya birinci yıl demeyeyim arkadaşlar. En başta, yani şu an en baştayken %100. Şimdi bir kere %20 azalacak. Yani %80'e düşecek. Doğru değil mi? Yani 5'te 1 oranında azalacak. Bir daha %20 azalacak. Yani 5'te 1 oranında bir daha azalacak. Ama bu sefer 80'in 5'te 1'i. Yani 80'i 5'e bölüp azaltacağız. %20 azalmak o demek. Çünkü 80'den 5'te 1. 80'i 5'e bölersek ne olur? 16. 16 bir azalma olacak. Burası %64 olacak arkadaşlar. Şimdi bir daha %20 azalacak. Yani o zaman 64'ün 5'te 1'i kadar daha azalacak. Yani 64'ü 5'e bölersek kaç eder arkadaşlar? 12,8. O zaman 12,8'lik bir azalma daha olacak arkadaşlar. Buradaki durumda 64'ü burada 5'e bölüyoruz. Bakıyoruz hemen 64'ü 5'e bölersek. 12,8 daha çıkaralım. Ne diyor? 51,2 mi ediyor? %51,2'ye düştü nüfus. Peki. En baştan yüzde kaç eksi diye soruyor. En başta %100'dü. %51,2'ye düşmüş. Yani 5'te 1'i 5'te 1'ini ala ala azalttım, çıkardım. Yani %48,8'lik bir azalma söz konusu köyün nüfusunda arkadaşlar. Burada kısımda. Biraz bir sonraki soruyor. Bir markette alışveriş yapan Aslı Hanım ödeme yapacağı zaman kasiyer 55 TL ve üzeri alışverişlerde %10 indirim yapılmaktadır. İsterseniz 6 TL'lik daha alışveriş yapın, aynı ücret ödeyin diyor. Şimdi bakın. Bu sınav sorusu bu arada. Çok benzeri. 6 TL'lik alışveriş yaptığın zaman, yani 6 TL yaptığın zaman tekrar %10'luk, ya total bulduğum totalden %10'luk indirim yine 6 lira oluyormuş ki sen aynı fiyatı ödüyormuşsun. O zaman belli ki %10'luk indirim dediğimiz indirim aslında 6 TL'ymiş. Neyin %10'u 6? 60'ın değil mi? O zaman bu 60 TL'lik harcama yaptığında 6 TL'lik indirim alıyor ve en baştaki fiyatla aynı parayı ödüyor. Yani o zaman 54 TL ile aynı fiyatı ödüyor. O zaman başlangıçta 54 TL'lik alışveriş yapmış ki... Pardon. 54 TL'lik alışveriş yapmış ki 6 liralık daha yapınca 60 olmuş. 60'ın %10'unu tekrar indirince tekrar 54 olmuş. Yani aynı alışveriş yapması için o zaman en başta 54 TL'lik alışveriş yapması gerekiyor. Bence yine oldukça tatlış bir soruydu buradaki sorumuzda. Geldik buraya. Bir inşaat yapım projesinde her ay eşit miktarda iş yapılarak bir yılda bitirmesi planlanmıştır. 8 ayın sonunda projenin sorumlu olan mimar şöyle bir açıklama yapmıştır. Malzeme tedarik edememe nedeniyle ilk 8 ay için planladığımızın %20 daha az iş yapılmıştır. Kalan aylarda daha fazla çalışıp projemiz zamanını tamamlamış olacağız. Buna göre kalan aylarda her birinde yapılması gereken inşaat planına göre yüzde kaç arttırılmalıdır diyor. Şimdi güzel bir soru. Şimdi sevgili arkadaşlar, nasıl yapacağız? Çok basit bir şekilde. Şimdi öncelikle her ay 10 parça iş yapılsın. Bir ayda 10 parça. Şimdi bir yılda bitirecek ya. Normalde o zaman 12 ayda 120 parçalık işimiz var bizim. Ama ne olmuş? 8 ay boyunca diyor ki malzeme tedarik edememekten ilk 8 ay boyunca %20 daha az iş yapmışsın diyor. Yani 10 iş yapamamışsın, onun %20 daha azı. Yani o zaman 8 parça iş yapabilmişsindir. 8 ay boyunca ayda 8 parça yapmışsın. Yani toplam 8 kere 8'den 64 parça iş yapmışsın. Peki normal yapman gereken kaç? 120 parça. Peki yaptığın kaç? 64 parça. Peki geriye kaç parça daha yapman gerekiyor? Şu an 56 parça iş kaldı. 56 parça iş kaldı şu an geriye. Pardon, 56 mı oluyor? Evet, 56 oluyor. Doğru. 56 parça iş kaldı ve bunu yapabileceğin ay 4 ay mı? Evet, 4 ayın var galiba. Bakıyorum, evet, son 4 ayın kaldı. Şimdi sen bu 56 parça işi son 4 ayda bitirmen gerekiyor. O zaman 56'yı buradan gelip 4'e böleceksin. 56'yı 4'e böldüğün zaman kaç çıktı arkadaşlar burada kısımda? Şurada. Burada 56'yı 4'e böldüğümüz zaman kaç ediyor? 28 ve 14. O zaman ayda 14 parça iş yapman gerekiyor bu durumda. Peki senin en başta planladığın kaç parçaydı? 10 parçaydı. Senin toplam 4 ayda bitirmek için 14 parça iş yapmak için bakın 4 arttırıyorsun. Yani 10'dan 14'e çıktın. Artışın 4. 10'da 4 arttıysa %40 artmıştır arkadaşlar. %40'lık bir işinde artış sağlaman gerekiyor ki
bu işi zamanında teslim edesin, zamanında bitiresin. Bence oldukça güzel bir soru bu sorumuzda. Geliyoruz buraya. Şeyma Hanım, manavdan aldığı üzüm ve şeftalilerin toplam ağırlığı 16 kilogramdır. Eğer Şeyma Hanım aldığı üzümlerin %50 fazlasını, aldığı şeftalilerin %25 fazlasını alsaydı toplam 23 kilogram olacaktı. Şimdi güzel bir soru, güzel bir soru. Şimdi bir kere ben kafası çalışan bir insan olduğum için diyorum ki bakın %50 fazlası %20. O zaman 50 fazlası demek 2'ye bölünebilen, 25 fazlası demek de 4'e bölünebilen. Şimdi o zaman ben diyorum ki bu 4 üzüm artı 4 şeftali. Bakın 4 üzüm artı 4 şeftali. Bakın 4 üzüm artı 4 şeftali. Niye bunları bilerek 4 yaptım? Çünkü %50'sini ve %25'ini kolay alabileceğim. 4 üzüm artı 4 şeftali 16 kilogrammış. Diyor ki üzümlerin %50 fazlası. Yani 4 üzümün %50 fazlası. Yani yarısını üzerine ekleyeceksin. 2 üzüm. Yani o zaman 6 üzüm artı şeftalilerin %25 fazlası. O zaman 4 şeftali vardı. %25'i 4'te 1. Yani bir fazlası. O zaman 5 şeftali yaparsan burası 23 kilogram oluyormuş. Almış olacaktık. Buna göre tekrar pardon. 23 kilogram ne diyor? Şeyma Hanım kaç kilogram üzüm almıştı? Geri kalanı basit arkadaşlar. Geri kalanı biz yaparız. Çok basit bir şekilde yaparız. Vallahi nasıl yaparım? Mesela üzüm kaç kilogram üzüm mü almış diyor. Biz aslında en başta bakın en başta 4 üzüm. Bakın 4 üzümü bulmaya çalışacağız aslında biz. Şimdi burada ya aslında birçok şekilde yapabilirim de. Şöyle de yapabilirim mesela bunu. Bakın bununla bunun arasındaki fark kaç? 2 üzüm. Bununla bunun arasındaki fark kaç? 1 şeftali. Bununla bunun arasındaki fark kaç arkadaşlar? Şurada kısımda 7 kilogrammış. Bakın şu ikilden de gidebilirim. Yani şu ikilden gitmek belki daha kolay olur. Şimdi ben burada ne yapacağım? Şeftalileri götüreceğim. Veya üzümleri de götürebilirim. Bana kalmış. Üzümleri götürdüm. Şuraya eksi 2 ile çarptım. Eksi 4 üzüm artı pardon eksi 2 şeftali eşittir. Eksi 14. Burası da 4 üzüm artı 4 şeftali eşittir. 16. Toplayalım. Şu şunu götürdü. Bunu götürdü. O zaman 2 şeftali eşittir. 2 kilogram şeftali 1 etti. O zaman 4 şeftali bakın 4 şeftali 4 kilogram. 4 üzüm de 12 kilogram olur. Bize zaten 4 üzümü sormuştu. Bilerek ben buna 4 üzüm dedim. Bir üzüm demedim. 4 üzüm dedim ki %25'ini, %50'sini kolay alayım. Ben zaten 4 üzüm arıyordum. 1 şeftali 1 buldum. 4 şeftali almıştım en başta. 4 o zaman diğeri de 12 olacak ki toplamı 16 olsun arkadaşlar. Bu şekilde rahat bir biçimde soruyu buldum. Geldim buraya. Bir mağaza satışlarının sayısını yetersiz görüp bütün ürünlerinde %40 indiriyor. Son durumda bu mağazanın satışları %30 arttığına göre mağazanın ilk duruma göre kar zarar durumu aşağıdan hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle bir durum var. Adet, fiyat ve kazanç diyelim. Şimdi adetimiz öncelikle %40 indiriyor satışa. Bu satışa adet dediğimiz şey satış adeti arkadaşlar. Şimdi şöyle düşün. O zaman 10 tane satılsın. 10 TL'den satılsın. 100 TL kazanç elde edesin. Normal şartlarda. Bu ne yapmış? Fiyatı %40 indiriyor. Yani fiyatı 6 TL indiriyor. Ama satış %30 artıyor. Yani 10 tane satarken 13 tane satıyorsun buradan. Peki 13 çarpı 6'dan kaç ediyor burası arkadaşlar? 13 çarpı 6'dan. 78 TL'lik bir kazanç sağlıyorsun bu durumda. Ama bakın 100 TL sağlayacakken 78 TL sağlıyorsun. Bakın 100 olduğu için kolay. Aradaki fark 22. Direkt %22'lik bir zarar söz konusu. Buradaki durumda oldukça temiz bir biçimde çözdüm sevgili arkadaşlar bu kısmı. Şimdi geliyorum buraya. İnternet üzerinden oynanan online bir oyunda belli aralıklarla oyun dünyaları açılmaktadır. Bu oyuncunun kurucusu server açmak için belli miktarda ücret ödemektedir. Oyun kurucusu serverlerde para kazanmak için oyunda işe yarayacak sanal altınlar satmaktadır. Aşağıdaki sanal altın sayfası görülmüştür. Birinci paket, ikinci paket, üçüncü paket. Server kurucusu oyunda her sanal altın paradan eşit sayıda satış yaparak toplam %80 kar etmiştir diyor. %80 kar etmiş. Oyuncu 36 paket altın sattığına göre, arkadaşlar her birinden eşit sattığına göre o zaman bundan 12 paket, bundan 12 paket, bundan da 12 paket satmış. Ve toplam %80 kar etmiş. Diyor ki bu altınların toplam maliyeti nedir diyor. Bakın bu çok güzel bir soru. Şimdi %80 kar etmiş ya. %180 oluyor değil mi? %80 kar etmiş fiyatı. Peki %80 kar etmiş fiyatı şu ne oluyor arkadaşlar? 12 tane 10'dan, 12 tane 12'den, 12 tane de 32'den satmış. Bunların toplamı %180 kazanmış hali. Bize maliyetini yani %100'ü soruyor. Şimdi bakın tek seferde soruyu çözeceğim. Şimdi arkadaşlar her birinden 12'şer tane satmış ya ben şöyle yapabilirim. Bakın 10, 18 ve 32 bunları topladığın zaman kaç etti arkadaşlar? 60. Aslında 60
çarpı 12, her birinden 12 tane satmak demek. Çünkü 10 çarpı 12, 12 çarpı 18, 12 çarpı 32. Her birine 12 parantezi alırsam 10, 18 ve 32'nin toplamı, yani 60 çarpı, hani 60 TL'den 12 tane satmış gibi oluyor. Her birinden birer tane satmış. 12 tane satmış işte her birinden. Aynı anlama geliyor. Peki bu gördüğümüz fiyat, şu gördüğümüz fiyat %180 demek değil mi? Biz neyi bulmak istiyoruz? %100'ü bulmak istiyoruz. O zaman %180'i %100'e nasıl getiririz? Önce 9'a böleriz. Şöyle hemen şunu göstereyim, göz daha net olsun. Önce 9'a bölerim. Pardon, hemen. Böl 9'a. %20'yi bulurum. Sonra gelip 5'le çarparım. Bakın gelip 5'le çarparım, %100'ü bulurum. Bakın tek de her şeyi gösteriyorum size. 9'u 3'e böl 3'e böl. Burası 3 kaldı, burası 4 kaldı. 3'e böl 3'e böl. Burası 20 kaldı. 20 çarpı 4, 80. 80 çarpı 5, 400. O zaman burada maliyeti, bu altınların maliyeti 400 liradır sevgili arkadaşlar. Bu kısımda. Böyle diyebiliriz. Şimdi geliyoruz bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz bu. Vitamin bar sahibi Harun Bey litresi 1 TL'den aldığı konsantre portakal suyuna 1 bölü 3 oranında su ilave etmiş ve litresini 1 bölü 2 liradan satmıştır. Şimdi şöyle düşün. 1 bölü 3 oranında su ilave etmesi için arkadaşlar o zaman 3 litre alsın meyve suyundan. Şimdi 3 litre meyve suyu. Meyve suyu ama konsantre. 1 liradan almış. 3, o zaman 3 çarpı 1'den 3 TL maliyeti var. 1 bölü 3'ü kadar su eklemiş. Yani 3 litrenin 1 bölü 3'ü kadar su eklersen ne olur? 4 litre olur. Doğru değil mi? 4 litre o zaman portakal suyu yapmış. Ve litresini 1,2 liradan satmış. Yani 4 çarpı 1,2 liradan satmış. O da ne oldu arkadaşlar? 4,8 TL oldu. Şimdi 3 TL'ye mal ettiği şeyi 4,8 TL'ye satıyor. Bakın buradaki artış ne kadar? 1,8. 1,8 TL. Bakın karı bulacağım. Yani 3 TL, 1,8 TL kar var bakın. Bakın %100'ü 3 TL ise sen burada 1,8 TL'yi bulmak istemiyor musun? Bunu gel böl 5'e, bunu da 5'e böl. %20'si 0,6 TL olur. Bunu gel 3 ile çarp, bunu da gel 3 ile çarp. Yani 1,8 TL'ye gideceksin ya. 3 ile çarp o zaman %60 olur. Yani o zaman %60'lık bir artış var. Bakın 33 TL. 1,8 artması için %60'lık artış yapması gerekiyor. O yüzden karımız burada %60 oluyor. Yani yeni durumu buna göre çok rahat bir biçimde gördüğünüz üzere yorumladık sevgili arkadaşlar. Bakın bir altta da benzer bir tane soru var. Ondan sonra da zaten evet iki tane sorumuz var. Buna bakalım. X litre ayrana X bölü 4 litre su ilave edilerek seyreltilmiş ayran elde edilmiştir diyor. Tamam. Bu ayranın son halinin litresinin satış fiyatı üzerinden %20 daha fazla paraya satılırsa alış fiyatı üzerinden %20 daha fazla kaç lira kar elde edilir diyor. Şimdi arkadaşlar ben burada bana ne abi? Ben X'i bilmek zorundayım ki X'e ben 4 dedim. 4 litre. Bakın 4 litre ayran var 10 TL'den alınsın. O zaman 40 TL maliyetim yok mu? Sen bunun bir 4 yani 1 bölü 4'ü kadar yani 4 bölü 4'ten 1 litre su eklemişsin. Yani 5 litre olmuş. Diyor ki alış fiyatından %20 daha fazla paraya. Yani 12 TL'ye satmışım ben bunu. 5 çarpı 30'dan ne oldu? 60 TL para kazandım bu durumda. 5 litreyi 12 TL'den sattım. Peki ne kadar kar etmişim? Arkadaşlar bakın 40 TL'den bakın 20 TL'ye kar etmişim. Yani yarısı kadar bir artış var. Yani %50'lik bir karlılık oranı var sevgili arkadaşlar burada. Gördüğünüz üzere çok temiz bir çözüm yine karşınızdaydı buradaki soruda da. Şimdi geliyoruz bir sonrakine. Bir sonraki sorumuz bu. Bir online alışveriş sitesinde iki farklı zaman aralığında aşağıdaki gösterilen indirimler vardır diyor. 15 ile 18 arasında tüm ürünlerde %20 indirim, 21 ile 23 arasında tüm ürünlerde %30 indirim. Duygu 17.45 ve 19.30'da siteden istediği ürünlere baktığında gördüğü fiyat budur diyor. Tamam. Duygu 22.20'de yukarıdaki verilen ürünleri satın aldığında toplam kaç tane ödeme yapmıştır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bakalım. Şimdi 22.20'de alış yaptığına göre o zaman şu ikisi arasında doğru değil mi? Şurada. Şu ikisi arasında alış yapmış. Şimdi öncelikle ilk olarak 17-15'te pantolonun fiyatına bakıyor. 192 TL. 17-15 nerede? Şu ikisi arasında. Yani şu an %20 indirimli hali bu. Şu an bu %20 indirimli hali gördüğünüz üzere. Yani pantolonun %80'i 192 TL. Şimdi ben hemen %100'ünü bulacağım. Nasıl bulacağım? Bakın %20'sini bulalım. 4'e böl. Bunu da 4'e böl. Bu ikisini de 4'e böl. Bunu da 4'e bölersen. 192'yi 4'e bölersek kaç olur? Yani 48 olur. Bakın 200'ü 4'e bölersem 50 olur. Bu 2 tane 4 eksi 48 kere var. Şimdi %100'ünü bulacağım. 5'e çarpacağım. Bunu da 5'e çarpacağız. 48 çarpı 5'ten de 240 TL'ymiş.
Yani bunun gerçek fiyatı 240 TL. İndirimsiz. Şimdi bu da 19.30'da bakmış. Bakın 19.30 ikisinin de arasında değil. 19.30'da indirim yok. Zaten burada gördü indirimsiz hali gömleği. Şimdi gelip 22.30'unu alıyor. 22.30 ne? %30 indirimli hali. Şimdi 240 TL bakın. Yani %100'ü 240 TL. Şimdi %30 indirim yapacağım. Akşam hemen hızlıca yapabilirim %30 bakın. 240 10'a bölü 24 3 ile çarp 72. Yani 72 TL indirimli hali bunun. 72 TL indireceğim burada. Yani 40 indir 200 olur. 30 indir 170 olur. 2 indir 168 TL'ye aldı. Yani %70'i 168 TL bakın. Şimdi bunda da %30 indireceğim. Bakın 180 %100'ü %10'u 18 3 ile çarp 54. Yani bundan 54 indireceğim. 50 indir 130. 4 indir 126. O zaman diye de 126 TL oldu. Bu ikisinin toplamı kadar. Yani 168 artı 126'dan da 294 TL para vermesi gerekiyor. Tam sınav sorusu arkadaşlar. Bu direkt sınav sorusu. Öyle söyleyeyim size yani. Tam o bakın. Olayı anlayabiliyor musun? Ekrana bakabiliyor musun? Yüzdeyi hızlı alabiliyor musun? Bunu hızlı yapabiliyor musun? Her şeyle tam bir sınav sorusu. Burada karşınızda. Benzeri çok kere çıktı. Öyle söyleyebilirim. Geliyorum buraya. Aslı bir mağaza ürünlerin eski ve yeni fiyatları verilmiştir. Aslı aldığı ayakkabı ve pantolonu ödemek için kasaya geldiğinde kasada toplam ücretin %20'si kadar indirim yapıldığını öğreniyor. Ancak kasadaki görevli yanlışlıkla ayakkabıyı eski fiyatından hesaplıyor. Buna göre Aslı ödemesi gereken tutardan kaç TL fazla ödemiştir diyor. Şimdi Aslı normalde bakın 200'e 150 yani toplam 350 TL'lik alışveriş yapmış. Ama ayakkabıyı eski fiyattan saydığı için o zaman ayakkabıyı 380'den almış bunu yine 150'den almış. Yani 380 artı 150 ne oldu? 480 40'da 530 mu? O zaman 530 TL gördüğünüz üzere burada tuttu. Şimdi mantıken burada %20 indirim yapılacak. Burada da %20 indirim yapılacak. Ve kaç TL fazla ödemiştir diyor. Evet. %20 indirim yapılacak. Şimdi %20 ne demek? 5'te 1'i demek. Şimdi 350'nin 5'te 1'i kadar indirim yapıyor. Yani 350'yi 5'e böleceğiz. Ne olur arkadaşlar? 60, 70 mi? 70. 70 çıkaralım bundan. Buradan 280 TL para ödedik. Bu böyle. Geliyoruz 530'a. 530'u da 5'e bölelim. 106. O zaman bakın nasıl bölüyorum. Yani 500 ve 30 ya. 5'e böl 100, 5'e böl 6. İlk günden beri bunu anlatıyorum zaten size. Hızlı 4 işlem yapmak. 106 lira indirim yapılacak. Yap buradan 106 lira indirim. 100 yap 430, 6 yap 424 TL. Peki bu ikisi arasındaki farkı bize soruyor. İkisi arasındaki fark da 144 TL galiba. Evet 144 TL fazla ödemiştir. Bu yanlış anlaşılma yüzünden sevgili arkadaşlar. Asya mıydı? Aslı. Şimdi gelelim iki tane seçtiğim sizler için hard mod sorusu var. Bunların ilki ve ikincisini çözelim. İlki çok hoş bir soru bence. Yine tam sınav sorusu olabilecek bir soru. İkincisi de harbiden sağlam bir hard mod sorusu diyebilirim. Hemen ışıklar kızarsın. Hard mod açılsın. Evet güzel bir soru arkadaşlar. Soruya bakalım. Diyor ki x santim uzunluğundaki bir çubuk belirlenen bir A noktasından kendi üzerine katlanıyor ve çubuğun son uzunluğu y santim oluyor. Daha sonra y santim uzunluğundaki çubuk belirlenen B noktasından kendi üzerinde katlanıyor ve çubuğun son uzunluğu z oluyor diyor. Görüyoruz arkadaşlar katlamaları. Z uzunluğunun y uzunluğunun %75'i olduğunu. Yani o zaman z y'nin %75'i ise o zaman bu %100 ise yani şu %75. Yani o zaman şu katlanan şu kısım, şu kaybolan bu kısım %25'miş o zaman bu durumda. Olduğuna ve ikinci kısımda katlanan miktar, ikinci kısımda katlanan miktar birinci durumda katlanan miktarla eşit. Yani o zaman birincide de %25 katlanmış. Yani şurada da %25 katlanmış. Şu da %25. O zaman bu %100'dü. O zaman bu y, x'in tamamı da %125'miş o zaman bu durumda. Okey. Diyor ki eşit olarak y çubuğunun uzunluğunun x çubuğunun uzunluğunun yüzde kaçıdır? Şimdi x çubuğu bakın x çubuğu %125'miş o zaman. Y çubuğu da %100'müş. Bakın arkadaşlar bu çok güzel soru. Bakın y çubuğu x'in yüzde kaçıdır diyor. Çok güzel soru. Y çubuğu x'in yüzde kaçıdır? Nasıl bulacağız arkadaşlar? Bakın y çubuğu x'in yüzde kaçıdır? Bakın bu yüzdeyi önemsemeyelim. Şöyle yüzdeleri önemsemeyelim. Yani 125 100. Yani 100, 125'in yüzde kaçıdır? Yani 125'in yüzde kaçı 100 olur? Ya da şöyle yapabilirsiniz. 100 bölü 125, aynı karışım probleminde göstereceğim gibi. 100 bölü çarpı 100. Bakın bu da olur. Yüzde kaç olur? Hemen geliyorum arkadaşlar. Bunu 25'e böl, bunu 25'e böl. Bu 5, bu da 4. Şu 5 ile şunu sadeleştir. Burası 20. 20 çarpı 4'ten %80'i. Yani y, x'in
%80'idir. Yani 100, 125'in %80'idir. Ya da şöyle bulabilirsiniz. %100'ü 125 ise 100 acaba yüzde kaçıdır? Bakın ne yapacağım? 5'e böl 25, pardon. 5'e böl. Evet, bunu da 5'e böl. %20. 4 ile çarp %80. Bunu da 4 ile çarpacağız. Zaten %100 oluyor. Yani 125'ten 100'e geliyorum bakın. %80'ini ifade ediyor burada kısımda. O yüzden hemen buradan %80'ini işaretleyebilirim. Gördüğünüz üzere hard modun gerçekten kralı. Güzel bir sınav sorusu tarzı. Evet, şimdi gerçekten harbiden zor bir soruyla karşı karşıyayız. Diyor ki, maliyeti X TL olan grafik tabletin etiket fiyatı Y TL iken pandemi sürecinde online satışların artmasıyla beraber etiket fiyatı Z TL olarak belirlenmiş ve normal süreçte elde edilen karın %300'ü kadar kar elde edilmiştir diyor. Yani bu durumda ilk başta maliyeti X, Y, yani o zaman Y eksi X lira edilen kar. İkinci durumda Z liraya satılmış. O zaman Z eksi X lira edilen kar. Bakın buradaki kar şu ilk karın %300'ü kadarmış. Yani 3 katı kadarmış. İlk karın 3 katı. O zaman bunu gelip 3 ile çarparsak şunu eşitleyebiliriz. Doğru değil mi? Bakın ilk durumda edilen kar, ikinci durumda edilen kar. Bu %300'ü ise o zaman bunu 3 ile çarpacağız. Bakın burada ne oldu? Şöyle hemen geldim. 3y eksi 3x. Ya da bunu yapmadan önce şunu mu yapsak? Bakın şurada bir bilgi vermiş. Y eşittir 4x eksi 2. Y yerine 4x eksi 2 yazalım. Bir de eksi x var burada. O zaman ne oldu? 3 çarpı 3x eksi 2. Yani bununla bunu çarptım, bununla bunu çarptım. 9x eksi 6 eşittir. Bakın burası z eksi x. Ardından şu x'i de karşıya atarsak z eksi x mi? Evet, z eksi x. Burası ne oldu? Z x de karşıya. 10x eksi 6 eşittir z mi oldu? Evet, z şöyle bir şey oluyor. Evet, 10x eksi 6 oluyor z'miz. Buraya kadar bulduk. Şimdi devam edelim. Eşitliği sağlandığına göre normal süreçte etiket fiyatından elde edilen kar yüzdesinin. Kar yüzdesini nasıl buluruz arkadaşlar? Şöyle. X TL'ye satılıyordu. Normal süreçte Y TL'ye satılmış. Aradaki fark kaç? Y eksi X lira. Sen bunun yüzde kaç olduğunu nasıl bulursun? Y eksi X kar bölü toplam fiyat çarpı 100. Bu yüzde edilen kar miktarı. Yüzde edilen kar miktarı arkadaşlar bu. İlk durumda bakın. Aradaki fark Y eksi X lira. Ne yapıyorsun? Y eksi x bölü x, yani oranlıyorsun. Yüzde çarpınca yüzde kaçlık olduğunu buradan buluyorsun yani. İstenilen şey bölü tamamı çarpı yüz. Yüzde kaç olduğunu oradan buluyorsun. X'in yüzde kaçı yani bu y eksi x aradaki kar. Diyor kar yüzdesi. Pandemi sürecindeki etiket fiyatı cinsinden eşiti. Kar yüzdesinin normal süreçteki etiket fiyatı elde edilen kar yüzdesinin, yani şunun pandemi sürecinde kara oran. Hadi bakalım. Hayırlısı Allah'tan. Başlıyoruz. Şimdi ben şunu bulacağım. Vallahi y yerine yine 4x eksi 2 yazıyorum. Bakın şöyle y yerine 4x eksi 2 yazıyorum. Bak yazıyorum. 4x eksi 2 eksi x bölü x çarpı 100 de var. Orası ne oldu? 3x eksi 2 bölü x çarpı 100 yine var hala. Şimdi ben burada x yerine ne yazacağım? Z cinsine ne yazacağım? O zaman bak bunu bulmuşum. O zaman şu 6'yı karşıya attım. Z artı 6 bölü 10 x'miş. O zaman burada x gördüğüm yere z artı 6 bölü 10 yazıyorum. 3 çarpı z artı 6 bölü 10 eksi 2 bölü z artı 6 bölü 10 çarpı 100. Valla şu 100'de önce şunu çarparım. Ne olur %10'u çarparsam. Sonra bunu da çarparım. Valla yazıyorum. 3 çarpı z artı 6 bölü 10 çarpı 100. Eksi 200 oldu burası. Şuradan bir sıfır, buradan bir sıfır gitti. Şu 30 oldu. Şu z ile çarptım. 30z. Bir de şuna çarptım. Artı 180. Eksi 200. Yani o zaman 30z eksi 20 oldu. Bölü. Alt tarafta da z artı 6 bölü 10 var. Onu da yaz. Bakın. 30z eksi 20 bölü. Z artı 6 bölü 10. Birinci aynen kalır. İkinci ters çevirir, çarpılır. 30z eksi 20 çarpı 10 bölü z artı 6. 300 eksi 300z eksi 200z 200 200 bölü z artı 6 gibi bir şey oldu. Aynen. Doğru cevabı buldum. Arkadaşlar psikopatça bir soru. Yani bakın x, y, z ile önce bir kere
X'i Y, Z cinsinden buldum ilk harekette. %300 kar ediyor ya. Sonra diyor ki normal süreçte etiket fiyatında elde ettiği kar. Karı nasıl buluyoruz? Bakın şöyle buluyoruz aslında. Mesela sallıyorum bir şey 10 TL, 10 TL demeyeyim hatta, 8 TL 12 TL'ye satılmış. Aradaki fark kaç? 4. Şimdi 4, 8'in yüzde kaçı? Nasıl buluruz aslında bunu? Hani 4'ü 8'e böleriz. Bakın bulmak istediğin şey neyin yüzdesi? Çarpı 100 yaptığım zaman bak burası 1 bölü 2 oluyor zaten. %50'lik çıkıyor. O zaman burada da bakın şöyle yaptım. Şimdi en başta x TL'ydi, y TL'ye satılmış. Aradaki fark y eksi x lira kar. Y eksi x'in x'in yüzde kaçı? Yani elde edilen kar miktarı en başta. Y eksi x bölü x çarpı 100. Bunu bu sefer y'yi x cinsinden yazdım. Sonra z'yi buldum o denklemde de x gördüğüm yere z yazdım. Ve sonuçta Edirne'ye ulaştım. Gerçekten evet psikopatça bir soru olduğunu söylemek isterim. Bu sorunun gerçekten Hartman'a yakışır bir soru diyebiliriz. Evet, bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videomuz bonus videosu arkadaşlar. Yüzde kar zarar problemlerinden. Orada da yine hard modlu sorularımız gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.